lightning. He's faster than lightning. The number one striker is Didier Drogba. Ortadoğu ve Balkanların, belki de söylesek Avrupa'nın da diyebiliriz. Çünkü bazen Avrupa'daki spor kanallarına bakıyorum. Onların bu kadar böyle içerikli sosyal medyası yok. Evet, sosyal medya programları var ama bu kadar canlı, bu kadar dinamik, bu kadar interaktif, seyirciyle iç içe olan, sanki evindeymiş ya da sosyal medyanın akışının bir parçasıymış hissi yaratan yok. Biraz böyle başlayalım değil mi? Sizlerle program çok daha keyifli, çok daha güzel oluyor. Ekranların en interaktif, en spor sever, en sosyal sever programı Net Günlüğü'ne başladık değerli izleyenler. Net Günlüğü bizim adresimiz, isterseniz Instagram'dan, bugün konuşamayacağım herhalde, isterseniz Twitter'dan, nereden gelmek isterseniz oradan bizlere yazabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, fotoğraflarınızı, resimlerinizi, videolarınızı gönderebilirsiniz. Her türlü bize ulaşabilirsiniz. İnteraktif programımız. Program esnasında da yorumlarınıza yer veriyoruz. İnteraktifliğimize şöyle başlıyoruz. Programa başlarken biraz genel kültür, biraz yoruma açık sorular sizlere yöneltebiliyoruz. Mutlaka müzikle başlıyoruz. Bugün Drogba ile başladık. Neden Drogba diye soracak olursanız, Drogba adına yazılan bir şarkıydı. Sizlerle buluşturmak istedik. Dünyanın her neresinden olursa olsun sporla iç içe olan müzikleri mutlaka akışımızı alıyoruz ve öyle başlıyoruz. Biraz dinamik başlıyoruz. Haftanın ortasındayız. Keyfimiz de yerinde. Peki bugün size ne sorduk? Hadi gelsin bakalım günün sorusu ekranlarınıza. Dedik ki Dünya Kupası etkisinden hala kopamıyoruz. 2018 Dünya Kupası'na gidemeyen İtalya'yı konuşuyoruz. Gidemeyen İtalya kaç kez dünya şampiyonu olmuştur diye sorduk. Bugün akışımıza, sorumuza İtalya'yı aldık değil mi? İtalya'da Buffon'un gözyaşları hala gözümüzün önünden gitmiyor. İtalya adına, Buffon adına ayrıca üzüldük. Peki bizim gündemimizde neler var? Sevinebileceğimiz, üzülebileceğimiz neler var? Zaten gün içinde gerek spor bülteninde, haber bülteninde, gerek programlarda zaten günün akışını sizlerle paylaşıyoruz. Biz biraz da sosyal medya üzerinden nabzı tutalım. Ne dersiniz? Hadi bakalım ilk olarak basketbolla başlayalım. Euroleague'e çok iyi başlayamamıştı Anadolu Efes. Çok kötü bir giriş yapmıştı. Hatta ligde de öyle. Ama her defasında şunu vurguluyorlardı. Yavaş yavaş oyuncular daha da oturacak, daha da lige adapte olacaklar, Euroleague'e adapte olacaklar. İlk galibiyetini geçtiğimiz hafta Barcelona karşısında almışlardı. Barcelona Lazio karşısında. Dün akşam da Maccabi'nin şeytanın bacağını, Maccabi Foxlarının, tilkilerinin bacağını kırdılar. Farklı mağlup ettiler onları. 72-92 mağlup ettiler değerli izleyenler. Paylaşımları getirelim ekranlarınıza. Hadi bakalım ne paylaşmışlar. Maccabi Fox Tel Aviv karşısında nasıl oynadık diyor. McCollum'un 31 sayı attığı, yıldızlaştığı, 4 rebound, 3 asistle yıldızlaştığı bir gecenin ardından Stimac'ın, Dunstan'ın ve Simon'un da istatistik bilgileri verilmiş paylaşımda değerli izleyenler. Bir video daha var. 2017-2018'in üçlük rekoru 8 kez Anadolu Efes'in oyuncusu McCollum tarafından kırılmıştı. Bununla ilgili güzel bir video var. Düne bir kez daha gidelim bakalım. Nasıl paylaşmış bu anı, bu istatistiği Anadolu Efes, geliyor ekranlarınıza. In. McCollum pulling up. That's a long two. No, it's a three. My goodness. Oh, count the basket. My goodness. Eric McCollum continues to be unconscious. McCollum continues to be unconscious. McCollum. Whoa, this is absolutely extraordinary from Eric McCollum. McCollum, guarded by DeAndre Kane, working the dribble, pulls up for three. This is absolutely unbelievable. McCollum continues his scoring barrage. Oh my goodness, 9 3 pointers in this game alone for Eric McCollum, who moves to 31 points in the game.
Anadolu Efes'in yıldızı McCollum her maçta ayrı bir ziyafet sunuyor basketbol seyircilerine, taraftarlarına, Anadolu Efes'e. Biz de bunlara şahit oluyoruz. EuroLeague'de dileriz ki yükselişini sürdürür Anadolu Efes. Basketbol dedik, basketbolla devam edelim mi? 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçında Pota'nın perileri bugün Polonya ile karşılaşacak. Eğer gidebilirseniz maça gitmenizi elbette tavsiye ediyoruz. Ama gidemezseniz, ben uzaktayım diyorsanız, o saatte işten yeni çıktım diyorsanız, saatler 19.30'u gösterdiğinde sizi nereye bekliyoruz? TRT Spor'a bekliyoruz elbette. Gelsin paylaşım ekranlarınıza. Türkiye Basketbol Federasyonu Twitter hesabından paylaşılan bu fotoğrafı ekranlarınıza getirdik. Saatler 19.30'da Ankaralılar bu organizasyonu kaçırmazlar diye düşünüyorum. Keza onlar voleybolu, basketbolu, amatör sporları fazlasıyla seviyorlar ve tıklım tıklım dolduruyorlar salonları. Ankara Spor Salonu'nda saatler 19.30'u gösterdiğinde Türkiye'yi ağırlayacak, Pota'nın perilerini ağırlayacak. Polonya karşısında güzel bir mücadele olacak. Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası eleme grubu maçlarında. Danimarka Futbol Federasyonu'nun bir paylaşımı var. Oldukça güzel. Dünya Kupası'na katılmalarının sevincini, coşkusunu yaşıyorlar. Biz de mutluluk paylaşıldıkça çoğalır. Öyle değil mi? Biraz böyle gidenlere bakıyoruz ama sonuçta mutlu olanların o mutluluğuna ortak olalım. Onların mutluluğuna dair bir video varmış. Ekranlarınıza hemen gelsin. Sonrasında devam edeceğiz. Onlar da keyfini çıkartıyorlar. Biz gitsek neler neler yapardık, ne görsel şovlar olurdu, neler neler olurdu değil mi? Galatasaray'ın efsanesi Neymar'la buluştu. Taffarel'le Neymar bir araya geldi. Maç sonrası, Brezilya-İngiltere maçı sonrası güzel de bir selfie yaptılar. Taffarel'le Instagram hesabından paylaştı. Eleme yılı kapanıyor diyor. İkisinin de yüzleri gülüyor Taffarel'le Neymar'ın, değerli izleyenler. Hatırlayacaksınız, Jesus ilk olarak Neymar'ın bacağının arasından bir top geçirmişti. Aradan günler geçtikten sonra Neymar intikamını fena aldı. Dün de videosunu vermiştik. Galiba YouTube'da challenge deniliyor. Bir meydan okuma, mesela bir eylem, bir hareket, bir konu popüler olabiliyor. Ve herkes o konu üzerinden videolarını paylaşabiliyor. Benzer hareketleri yapabiliyor. Buna da YouTube diliyle challenge deniliyor. Bu challenge olabilecek, değişim olabilecek diyeyim. Meydan okuma diyeyim daha doğrusu. Galiba giderek artacak bu bacak arasından topu geçirme konusu. Keza Mbappe'nin de kalır yanı yokmuş bu konuda. Ekranlarınıza getirelim, takım arkadaşına nasıl bir sürpriz yapmış. 1-2-3 hareketi de güzel olmuş, klas olmuş değil mi? Bu ayakkabı cilalama hareketi, bunun üzerine güzel bir atmosfer hakim Fransa milli takımında. İlkay Gündoğan'ın paylaşımı var, ekranlarınıza getirelim. Bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum diyor hazırlık karşılaşmasında. Hazırlık karşılaşması sonrasında yapılan paylaşımda değerli izleyenler. Nuri Şahin'in de bir paylaşımı var. Bir dergide verdiği röportaj, görüntü güzel. Geçtiğimiz günlerde Nuri Şahin'i Instagram, Twitter hesabında değerli izleyenler gençlere verdiği öğütlerle gördük. Çok da takdir ettik. Akışınıza düştü mü bilmiyoruz. Aslında bir ara tekrardan verebiliriz. Gençlere çok güzel ilham olabilecek tecrübelerinden böyle güzel güzel bahsetmiş. Umutsuzluğa kapılmadan çok çalışarak neleri başarabileceklerini söylemiş. Biraz nadir oluyor değil mi? Sosyal medyada genelde çok da eleştirmeyelim elbette. Antrenman videoları illaki konulabilir. Maç esnasında, maç öncesinde
öncesinde, maç sonrasında yapılan şeyler ama biraz da hayata dair öğrendiklerini, tecrübe ettiklerini oynarken, yaşarken, aktif futbol hayatı ya da aktif sporculuk hayatı devam ederken paylaşsalar belki onlara yakın kesimleri daha güzel tutup yakalayabilirler. Özellikle çocukların tam dönüşüm yaşlarında çok önemli oluyor böyle konular. Nuri Şahin de o hassasiyeti taşıyan sporculardan bir tanesi. Güzel bir paylaşım yapmış. Ekranlarınıza getirelim. Röportajı da merakla bekliyoruz değerli izleyenler. Yana Anderson biliyorsunuz ki İtalya'yı saf dışı bırakıp Zlatan'ın da sakatlık sürecinden böyle bir başarı elde etmesi aslında onun ne kadar teknik bir adam olduğunun da göstergesi. Şu sıralar fazlasıyla konuşuluyor ama konuşulanlar arasında galiba bu video da yer alacak. Şu aralar hangi video gelsin ekranlarınıza? Buyurun. Video değilmiş, özür diliyorum. Fotoğrafmış. Ne yapıyor bu adam diye soracak olursanız gördüğünüz üzere açık bir şekilde soyunma odasındaki çöpleri topluyor. İlginç değil mi? İtalya'yı eledikten sonraki dakikalarda bu zaferi kutlayacağına soyunma odasındaki çöpleri bir bir yerden alıyor. Öğrenebileceğimiz şeyler var mı? Galiba var, öyle değil mi? Devam edelim. Şampiyonlar Ligi soruyor. Yine Beşiktaş'la ilgili soruyor, bizlerle ilgili soruyor. Bakalım ne sormuş? Ekranlarınıza getirelim. Favori Beşiktaş golcü kahramanınız kim diye soruyor. Cenk, Almeida, Holosko ve Bobo var. Beşiktaş'ın Avrupa Kupalarında yakın zamanda gol atan 4 futbolcusu. Şampiyonlar Ligi takipçilerine soruyor, taraftarları soruyor. Elçiye zeval olmaz o halde. Biz de size soralım. Favori golcünüz kim son zamanlarda Beşiktaş'ta? Sevgili editörüm Fırat, Cenk'ten yana mı kul? Cenk çok net diyor sevgili Fırat. Ama yine de izleyicilere de bırakalım. Belki içlerinden Bobo ya da Holosko bir miktar para geçiyor olabilir. Neden olmasın? Twitter'a yazabilirsiniz. Net günlüğü adresimize. Ve devam edelim. Beşiktaş demişken Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden bir tanesi artık ülkemizde yaşıyor. Artık giderek bizden birisi oldu. Hem paylaşımlarından hem de onun programlarından görebiliyoruz değil mi? Pascal Numa'dan bahsediyorum. O da teyzelerle bir selfie yapmış. Videosunu da çekmiş. Getirelim ekranlarınıza. Güzel de olmuş, bizden birisi gerçekten, öyle değil mi? Şimdi böyle renkli videolar demişken aklımıza hemen hangi futbolcu geliyor? Son zamanların sürekli Aleyna Tilki şarkısı çalan Gomis aklımıza geliyor. Aleyna Tilki'nin kendisi için hazırladığı bir videoyu paylaşmış Gomis. Ne büyük mutluluk ona, gelsin bakalım ekranlarınıza. Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen. Eğer esirinden pek emin değilsen, aradığın aşksa en güzelinden, o zaman başka açarım kapıyı, hazırım dünden. Bana demi Gomis, bana demi Gomis, bana demi Gomis. Çok da
kadar güzel olmuş. Ne kadar güzel bir sürpriz. Video ve desteğin için teşekkürler. Şanslı şarkım için de teşekkürler. Senin için de en iyisini diliyorum demiş Gomis de Aleyna Tilki'ye. Bu sezonun herhalde hit, daha doğrusu statlarda çalınan, daha doğrusu TT Arena'da çalınan hit şarkılarından bir tanesi. Geçtiğimiz programlarda da söylemiştim. Bu şarkıyı Gomis'ten dinlediğim kadar hiç kimseden dinlemedim. Aleyna Tilki'den bile bu kadar dinlemedim, bu kadar maruz kalmadım. Gerçekten Gomis ayrıca bir sevdirdi şarkıyı. Bu arada biraz İzmir'e gidelim mi, ne dersiniz? Hep böyle İzmir'in işte altyapısından bahsediyoruz, Altınordu'dan bahsediyoruz. Keza Göztepe Süper Lig'de mücadele ederken aynı zamanda altyapı yatırımlarına da bir hayli önem veriyor, destek veriyor. Torbalı'da güzel bir tesisleri oluşmuş sanıyoruz ki Torbalı'da yükseliyormuş geleceği. Biraz da bakalım onlar neler yapıyor. Altınordu'yu bakıyoruz, sürekli şahit oluyoruz. Dilerim ki Karşıyaka'da da bir an önce şu karışıklık çözülür, şu problemler çözülür de onlar da güzel bir yol alır. Altınordu gidiyor, Göztepe gidiyor, Karşıyaka nerede diyor insan ister istemez. Göztepe'ye bir göz atalım bakalım. ...14 Haziran 1925 tarihinde kurulan Göztepe'miz günümüze kadar çok önemli başarılara imza atmış ve sayısız milli sporcu yetiştirmiştir. Türk sporuna 93 yıldır hizmet veren kulübümüz, Torbalı Belediyesi'nin önemli desteğiyle ülkemizin geleceği olan gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri ve eğitim alabilmeleri adına büyük bir projeye imza atıyor. Hayata geçirilecek bu projeyle Türkiye'de örneğine az rastlanır bir altyapı merkezini Torbalı'da şehrimize kazandırıyoruz. Gencin eğitim göreceği, verimli bir şekilde vakit geçirebileceği UEFA standartlarına uygun tesislerimiz Göztepe Spor Kulübü'nün geleceği adına da atılmış en önemli adımlardan biri olacaktır. 103 dönüm arazi üzerinde kurulu 3 adet nizami doğal çim saha, 3 adet nizami suni çim saha, 2 adet grassroots sahası olmak üzere toplam 8 futbol sahası, 2 adet tenis kort, 2 adet basketbol voleybol sahası, 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu, amfiteyatro, açık hava satrancı alanı, kafeteryalar, sosyal aktivite alanları, rekreasyon alanları, 1500 kişilik grassroots öğrencileriyle veli bekleme alanı ve sosyal tesisi. Ayrıca 8000 metrekare kapalı alanda içerisinde 60 adet sporcu konaklama odası, 150 kişilik idari bina, sporcularımız için gerekli kapalı fitness salonu, sosyal alanlar, yemekhane, etüt salonları, sauna, hamam, masaj odaları, fizyoterapi salonu, derslikler, soyunma odaları, dinlenme salonları bulunmaktadır. Akademi ve teknik eğitim için 3500 metrekare kapalı alan içerisinde 12 derslik uygulamalı eğitim derslikleri, laboratuvarlar, etüt salonları, kantin birimlerini barındıran bir binayla toplamda tam kapsamlı kolej binası bulunacaktır. Göztepe'nin geleceği Torbalı'da yükseliyor. Vallahi emeği geçenlerin eline sağlık diyelim. Dileriz ki kısa zamanda da hazırlanmış olur. İzmir'in son zamanlardaki bu algısını açıkçası çok beğeniyorum, çok seviyorum. Altınordu'yla başladılar güzel bir şekilde. Göztepe de bunlara katıldı. Çocukları, altyapıyı daha da ön plana çıkardıkları, daha da geliştirdikleri, daha modern bir futbol dünyası çizdikleri algısı, hissiyatı hepimize giderek çoğalıyor. Dileriz ki çoğalır. Dileriz ki diğer illerimizde, şehirlerimizde de güzel güzel bu organizasyonları çocukların gelişimine tanık oluruz. Hadi Timsah Arena'ya gidelim mi? Timsah kafası eklenmiş arenaya. Ekranlarınıza gelsin bakalım. Thank you.
Beğendiniz mi? Nasıl olmuş? Güzel olmuş. Havalı olmuş. Biraz korkutmamış değil mi? Böyle korkunç bir timsah görüntüsü yok. Güzel. Beğendik biz de. Osmanlı Spor Pilates antrenmanında Pilates topu biliyorsunuz ki vücudu biraz daha esnetebilmek adına bir dönem denedim, yararını gördüm. Evet, gerçekten böyle modern spor araç gereçlerinden değil, modern demeyeyim de popüler olan araç gereçlerden değil, gerçekten sağlıkla yapıldığında, belli bir süre yapıldığında etkisini görmeniz, vücudunuzu ne kadar esnediğini görmeniz mümkün elbette. Pilates topunu güzel şekillerde kullanabiliyoruz elbette ama bir de futbolcuların eline ayağına verdiğimizde durum biraz değişebiliyor galiba. Ekranlarınıza gelsin Payan Sadıkyan'ın o kafa atışı. Buyurun. Mutlu günler Osmanlı Spor ailesi diyor. Osmanlı Spor'da bu fotoğrafı paylaşmış. Ama genelde bu topçularda hep böyle oluyor. Futbolcularda hep böyle oluyor. Nerede bir top görseler, mesela tenis, basketbol değil mi? Hiç gözümün önünden gitmiyor geçmiş yıllarda. Ben o zaman ortaokuldaydım. Beden eğitimi öğretmenim inanılmaz kızmıştı Sergen Yalçın'a. Tabii Sergen Yalçın da çok doğumluğunda ya. Sergen Yalçın'a ayaklı bir basketi vardı Sergen Yalçın. Hatırlar mısınız o zamanları? 2000'lerin başı mıydı? Yok, 90'ların sonu gibiydi galiba. O görüntüler. Onların yeter ki top olsun. Her türlü bu freestyle denilen özgür hareket, serbest hareketleri yapabiliyorlar değerli izleyenler. Lewandowski'nin biraz yeni saç modelini konuşalım. Ne dersiniz? Gelsin ekranlarınıza bakalım. Beğenecek misiniz? Bazen bazı şeyleri değiştirmek gerekir diyor. Şimdi hep derler ya kadınlara, saçını değiştirdi, saçını boyattı. Acaba sorun mu var, problemli mi, bunalımda mı, bir durum mu var? Şimdi ben de sorayım o zaman. Lewandowski, hayırdır sen saçlarının rengini değiştirmiş, saçını değiştirmişsin. Bir problem mi var, bir sorun mu var acaba? Bir de altına sosyal medya mesajı da vermiş. Bazen bazı şeyleri değiştirmek gerekir. Eski takım arkadaşı Royce'a biraz benzemiş gibi. Ne dersiniz? Bir gelsin bakalım Royce'un da saç modeli. Etkilenmişler mi? Çok mu benzemiş? Bayağı benzemiş değil mi? Bayağı benzemiş. Arada böyle ilham almalar falan da olmuş o zaman. Yalnız bu arada Lewandowski'nin pozunu nasıl buldun Fırat? Hafif böyle başı bükük. Pozu da iyi öğrendik şöyle. Peki, siz çok fazla bir şey söylemeyeceksin. Öğrenmeliyiz ama poz vermeyi de öğrenmeliyiz buradan. Birbirlerine rakip oldukları zamanlardan bir video varmış. Etkilendiklerini biliyoruz. En azından gördük, değil mi? Aralarının da iyi olduğunu biliyoruz. O eski zamanlardan bir görüntü ekranlarınıza getirelim bakalım. Anılar şimdi gözümde canlandılar. Anılar beni bu akşam ağlattılar. Kim koydu bunu? Kim yaptı onu? Bu arada sevgili Coşkun Sabah'a da selamlar olsun. Programımızı yakından izleyen isimlerden bir tanesi, geçtiğimiz günlerde karşılaştık ve keyifle izlediğini de dile getirmişti. Ona da selam olsun diyelim. Gerçekten de güzel olmuş. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz galiba değil mi? Bitiyor mu programımız? Hadi Cedi Osman'ın bir paylaşımı gelsin. Eğer inanırsam kendi sonunu kendin yazarsın diyor Cedi Osman. LeBron James'le önceki akşamdan kalan güzel bir karesini de paylaşmış. Dünya yıldızıyla aynı takımda olmak Cedi'ye birçok şey kazandıracak. Buna inanıyoruz elbette. Sorumuzun cevabını hemen alalım. İlk olarak bir anketimize bakalım değerli izleyenler. Dedik ki 2018 Dünya Kupası'na gidemeyen İtalya kaç kez dünya şampiyonu olmuştur demiştik. Bugün izleyicilerimiz bir hayli bilgili, bir hayli atak doğru. %43 oyla dördüncü kez 1934'te, 38'de, 82'de ve 2006'da 4 kez dünya şampiyonu olmuştur değerli izleyenler. Günün sözünde versek olur mu? Gitme. Hadi verelim. Hadi. Biraz bizi motive edecek bir söze ihtiyacımız var. Sosyal medyada paylaşabileceğiniz bir söz de olabilir. Tony Adams'tan geliyor. Efsane İngiliz futbolcu. Diyor ki
Siz formanızın önündeki logo için yeterince savaşırsanız insanlar formanın arkasındaki ismi ezberleyecektir. Yani şunu da demek istiyor olabilir. Siz işinizi yapın da bir şekilde alıcısı ta uzak yerlerden gelebilir. Değerli izleyenler, bizlere ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Yarın saatler 12.20'yi gösterdiğinde sizi yeniden bu ekranlarda bekliyoruz. Hoşçakalın.